अच्छा, मैं कमेहा फिरा मैं उदय सिंह, और आप देख रहे हैं अपीरा अफीरा द तहसीन सीन रिएक्शन। रिएक्शन। हमें बहुत सारी खबरें मिल रही हैं, तुर्की में आग लगी है और दोबारा से वही, एक जैसे पहले इंसिडेंट हुआ था तुर्की में, अब दोबारा से वो चीज़ें सुनने में आ रही हैं। हमसे प्लीज़ वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा, अगर आप वीडियो शेयर, आपके पास वीडियोस नहीं हैं तो हमें प्लीज़ इन्फॉर्मेशन ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में आके कि क्या हो रहा है और ये इस सब के पीछे दोबारा कोई टेररिस्ट हैं या ये कुदरती तौर पर लगी है, हाँ इसकी इन्फॉर्मेशन हमसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अब अभी हमारे पास वीडियो आ चुकी है ग्रेजुएटली टीवी की, हमारा फेवरेट यूट्यूब चैनल, और इस पर हमने बहुत ज़्यादा रिएक्शंस किए हैं और बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाई हैं। आज की जो वीडियो है, हमें जिन्होंने लिंक शेयर किया उन्होंने कहा इस वीडियो पे ज़रूर रिएक्शन कीजिएगा, इस वीडियो को शेयर होना चाहिए। तो अब देखते हैं क्या रीज़न है, फौरन वीडियो चलाते हैं। Ömer dedim, artık ülkemiz için ölüm kalım meselesi. 20 yıllık biz beraber mücadele ettik. Ömer dedim, bunun sonunda şehadet olduğunu biliyorsun. Nore. Komutanım feda olsun dedi vatanına. Hakkını helal et dedim. Komutanım helal olsun. Siz de helal edin dedi. Ondan sonra işte görevini yerine getirdi. Görkü last video hani attack var mesela. Ses tonu nasıldı? Ruh hali nasıldı? Bakurdur yani bizde, yani çünkü özellikle bizlerin sakin olduğu dönemler hep kritik zaman, olağanüstü durumlar. Başta Milli İstihbarat Teşkilatı olmak üzere bütün kurumlarımızın cefakar çalışmalarıyla zemin buldukları ülkelerin çoğunda da faaliyetlerini sona erdirdik. Bugün buradan Jakarta'dan ilan etmek istiyorum. Dünyayı FETÖ'ye dar etmeye devam edeceğiz. Türkiye'nin geçilmez olduğunu, işgalcilere ve piyonlarına hem de çok net bir şekilde yeniden hatırlattık. Hani insanın boğazının düğümlendiği anlar olur ya, kelimeleri bile doğrultamazsınız. İşte videomuzun giriş kısmını hazırlarken biz de o şekil olduk. Biz bu yiğitlere çok şey borçluyuz. Biz bu yiğitlere aslında bir hayat borçluyuz. Onlar yaşamamayı tercih ettiler. Bizlerin yaşaması için. Bizim çocuklarımızın yaşaması için. İşte buna da vebal deniyor. Ve bu vebal çok iyi korunması gerekir. Ve yine giriş kısmını hazırlarken kendimizi aksakallı paşanın yerine koyduk. Bu emire vermek, bu kararı vermek kim bilir onun için ne kadar da zor oldu. Çünkü 20 sene sırt sırta mücadele ettiği, hatta oğlum gibiydi dediği bir kahramanını resmen şehadete yolladı. Ki vatan kurtulsun diye. Merhum Hüseyin Nihal Atsız'ın da dediği gibi, kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Evet, dün gece itibariyle Aksakallı Paşa'nın yürekleri yakan bu sözlerini dinlerken ve o geceyi anmak maksadıyla selalar okunurken yüreğimizi yakan başka bir olay daha gerçekleşti. Tam selaların okunma vaktinde, yani saat gece 12'den sonra akaryakıta korkunç bir zam yapıldı. Sanki o dakikayı, o saniyeleri birileri bekliyormuşçasına. Biliyorsunuz ki biz bugüne kadar hep devletimizin yanında olduk ve sonuna kadar da olmaya devam edeceğiz. Ancak eğer yanlışa yanlış demezsek yaptığımız işin de adımızın da hiçbir anlamı kalmaz. Sizlere son 3 videodur ülkemizin içinde bulunduğu ekonomik buhranı anlatmaya çalışıyoruz. Özellikle yabancılar meselesini 1,5 sene gündeme getirmemizle beraber sürekli gündemde tutmaya çalışıyoruz. Ki bir an evvel çözüme kavuşturulsun diye. Ama maalesef çözüme kavuşturulmak yerine daha da kötüye götürülüyor. Şöyle ki, Gökdelen inşaatları halen devam ediyor ve satışlar çatır çatır sürüyor.
Bunun yanı sıra canımıza en yakın açıklama bugün itibariyle Göç İdaresi'nden geldi. Hatırlarsanız dünkü videomuzda size sadece İstanbul için güzel bir haber vermiştik ve İstanbul'un tamamı yabancı ikametine kapatıldı. Geç kalındı ama yine de verilen karar doğrudur demiştik. İşte o haberi yalanlayan bir açıklamayı Göç İdaresi bugün maalesef yaptı. Açıklama şu şekil. Tüm İstanbul'un kapatıldığı haberleri gerçeğe yansıtmamaktadır. İstanbul'da ikamete kapatılan sadece 10 ilçe vardır. Geri kalan ilçelerde herhangi bir kısıtlama yok. Akabinde diğer illerimizde de bir kısıtlama yok. Satışlar olağanca hızında devam ediyor. Ve en tehlikelisi, tehlikelinin de tehlikelisi, resmi ağızdan bize doğrulayan o açıklama. Hatırlıyorsanız önceki videolarımızda yabancı sayısı belli bile değil demiştik. Fakat kafaları karıştırmamak için herhangi bir rakam paylaşmamıştık videolarımızda. Çünkü kafanızı nereye çevirseniz yabancı görüyorsunuz. Özellikle büyük şehirlerde. İşte aynı açıklamanın içerisinde Göç İdaresi şunu diyor. Türkiye genelinde tam 63 ilimizde yabancı nüfusu Türk vatandaşı nüfusuna oranla %20'yi aştı. Tekrar edelim. 81 ilden oluşan Türkiye'mizin tam 63 ilinde yabancı nüfusu Türk nüfusuna oranla %20'yi aştı. Biz buna rağmen yine kesin bir rakam vermeyeceğiz. Çünkü rakam vermeye kalksak manipüle ediyorsun diyenler olabilir. Bunun için sadece söylentilere baktığımızda bile Göç İdaresi ile uyuştuğunu göreceğiz. Kimisi 15 milyon, kimisi 17 milyon, kimisi de 20 milyonu aştığını söylüyor. Ki bunların içinde gizli gelenler de var. Yani Göç İdaresi'nin kayıtlarında bulunmayıp da gizli yaşamaya çalışanlar da var. Vatandaşlık verilenler bu rakamların içinde mi bilmiyoruz. Çünkü adam zaten Türk kimliğini almış. Doğal olarak yabancı statüsünde değil. Biz yine kesin bir rakam vermeyelim. Lakin özellikle büyük şehirlerde, başta İstanbul olmak üzere sokağa çıkanlar, etrafına bakanlar durumun ciddiyetini zaten anlayacaktır. Resmi rakama göre 63 ildeki nüfusun %20'si demek korkunç ötesi bir rakam demektir. Ki bu rakamın yasa dışı yollarla sınırı aşıp gelenlerle birlikte daha da fazla olduğunu herkes zaten biliyor. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir şeye izin verilmez. Sayın Bahçeli düzensiz göç adı konmamış bir istila derken tam olarak da bunu kastetmişti. Tabi bunun yanına parayla gelip vatandaşlık alanlara eklerseniz onların da adı düzenli göç olmuş oluyor. O zaman durum daha da vahimleşiyor. Şimdi tekrar videomuzun başına dönelim. 7 sene önce Ömer Ali Stemir'in asil bir şekilde o şehadete yürüyüş görüntüsüne baktığımızda her boğazımız düğümlendiğinde aklımıza ilk gelen Rusların şu tablosu oluyor. Orada kendisi ne diyor? Savaştan kaçıp geldim. Burası ikinci bir vatanım olacak. Buraya gelmemin asıl nedeni savaştan kaçmak. Burası ikinci bir evim olabilir. Buraya çocuğum ve eşimle geldim. Evet, duyduğunuz gibi. Pardon, siz Ömer Ali Stemir'in ailesinden izin aldınız mı ki elinizi kolunuzu sallayıp buraya gelip kendinize yeni bir vatan satın alabiliyorsunuz? Ömer Ali Stemir'in yanında o gece şehit olan 253 kahramanımızın ailesinden izin aldınız mı peki? Güneydoğu'da vatan toprağı elinden gitmesin diye şehit olan 40 bin şehidin ailesinden izin aldınız mı peki? Çanakkale'de düşman bu topraklara girmesin diye şehit olan 250 bin şehidin ailesinden izin aldınız mı? İstanbul fethedilirken verilen yüz binlerce şehidin torunlarına sordunuz mu peki? Ya da izin aldınız mı? İlk bakışta İstanbul'daki sıradan kitapçılardan biri gibi. Anadolu yakasındaki Moda semtindeki bu küçük dükkan artık Aleksandra ve Oleg Çernusov çiftinin. Sultan Alparslan Anadolu'yu Türklere yurt bırakmak için kefenini giyerek yanındaki yiğitlerle birlikte savaşırken şehit düşenlerin torunlarından izin aldınız mı? İşte bunun için atamız Fatih Sultan Mehmet Han bu kadar şehidin hakkını yememek için kim ki benim fethettiğim toprakların bir karışını yabancıya satarsa, bakın yabancıya derken Türk milletinin haricindeki herkesi kastediyor. Bu yabancılara satılırsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun diyecek kadar ileriyi görebilen bir atamızdan bahsediyoruz. Vatan toprağının çatır satılmasına mı yanalım? Satılıp da ekonominin bir türlü düzelmemesine ve daha da kötüye gitmesine mi yanalım? Türk milletinin bırakın ev bark almayı, evlenmeyi, yuva aile kurmayı, ev bile kiralayamaz, barınamaz hale gelmesine mi yanalım? Hangisine yanalım? Ve en önemlisi, Ömer Ali Stemir başta olmak üzere 253 kahraman şehidimizin ve onlardan önceki milyonlarca şehitlerimizin ahını aldığımıza mı yanalım?
İstanbul Büyükçekmece'de gayrimenkul şirketi sahibi bir adam yabancı uyruklulara satış yapmama kararı aldı. Ülke milliyetçisi bir insanım. Ben istiyorum ki bu vatanda, bu toprakta yaşayan insanlara sadece gayrimenkul satışı yapalım. 6 tane şantiyemiz var. 6'sında da yabancı ülke vatandaşlarına satış yapmıyoruz. Bu memleket birkaç kuruş parayla kurulmadı ki. Bu topraklar kanla, canla, bir bedelle ödenerek kuruldu. 3-5 kuruş paraya da birilerine satılmasına ben gönlüm razı değil. Yabancı uyruklu ülke vatandaşlarına inşaat daire satışımız yoktur yazıyor. Ben destekliyorum bu fikri. Hep vurguladığımız gibi bizim bedduamız belki tutmayabilir ama alnı secdeden kalkmamış ve Allah'ın dinini dünyaya hakim kılabilmek için on binlerce şehit vermiş, gençliği dahil bir hayat yaşamamış olan atamız Fatih'in bedduası tutar. Değerli arkadaşlar, bu işin gerçekten şakası yok. Vatan toprağı son noktadır. Bundan bir adım sonrası yoktur. Vatan namustur. Diyelim ki herkes daha iyi anlasın satılıp satılamayacağını. Bugün itibariyle göç idaresinin ortaya koyduğu veriler gerçekten şok edici bir boyuttadır. Bunun için her videomuzda vurguladığımız gibi başta Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Devlet Bahçeli'ye ve devletimizin tüm yetkililerine sesleniyoruz. Yapılan bu hatadan derhal dönülmesi konusunda bozulanların tamiri için verilen bütün Türk vatandaşlıklarının iptal edilmesini, iptal ederken de şehitlerin gözlerinin önüne gelmesini rica ediyoruz. Ve hepsinin toplanıp kendi vatanlarına geri gönderilmesi artık kaçınılmazdır. Hatta ricayı geçiyoruz, artık yalvarıyoruz. Lütfen bu işi artık bir çözüme kavuşturun. Videomuzun başında Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi, o gece Türkiye'nin geçilmez olduğunu herkese gösterdik. Evet, gösterdik. Dünyada hiçbir milletin atlatamayacağı kadar ağır badireleri atlattık. Fakat bugün kendi ellerimizle mi vatanımızı satıyor olacağız? Rakamlar saklanarak hiçbir yere varılmaz. Bu balon eninde sonunda patlayacak. Toprakların bu şekilde elden gitmesine kul izin verse yüce Allah izin vermez. İstanbul'un şu andaki fecaat durumunu görüyorsunuz. Trafikten, keşmekeşten, akın akın yabancısından, gökdelenlerinden, binalarından ne hale geldi? Asırlar boyu dünyaya nizam vermiş payitahtımız böyle mi olmalıydı? Atamız Fatih Sultan Mehmet Han dirilseydi acaba bize ne yapardı diye de düşünmeden edemiyoruz. Bu kadar olumsuzluğun içinde arka arkaya gelen dolar ve euro artışları enflasyonu bir kere daha tetikledi. Bu da yetmiyormuş gibi dün gece itibariyle bunu vurgulamadan geçemeyeceğiz ki çok can yakan bir saatte, selaların okunduğu 15 Temmuz'un anıldığı bir saatte el altından mazota, benzine 6 lira gibi korkunç bir zam yapmak gerçekten akıllarımızı durdurdu. Evet, başka da bir söz söyleyemiyoruz. Dün gece bunu yaşadığımızda resmen aklımız durdu. Çünkü neden bir gün sonra değil de ya da bir gün önce değil de tam o dakikada, o saatte bu yapıldı? Kumpas mı kuruldu diye soranlar olabilir. Bunun olması mümkün değil. Çünkü resmi gazetede kumpas diye bir şey olmaz. Neticede Sayın Cumhurbaşkanı'nın imzasıyla bu zam hayata geçti. Aynı şekilde Sayın Destici'nin açıklamasında da durumun artık taşınabilir olmaktan çıktığı tweet'i de şu anda ekranınızda. Bizim gördüğümüz kadarıyla Sayın Bahçeli'de, Sayın Destici'de, Sayın Erbakan'da durumdan son derece rahatsızlar. Sanki frene patlamış bir kamyon gibi gidiyoruz. Çünkü mazota yapılan bu zammın enflasyonu katmerli katmerli bir daha patlatacağını herkes biliyor. E madem biliyorsunuz, neden yapıyorsunuz peki? Hani enflasyon tek haneye düşecekti? Artık bundan sonra enflasyon düşüyor kelimesine kaç kişi inanacak? Ve en önemlisi, artık Avrupa'da, dünyada da artıyor, hepsi batıyor, iflazdalar gibi laflar da farkındaysanız dillerden düşmeye başladı. Çünkü onlarda hiçbir şey yok. Bütün sıkıntıyı şu an biz çekiyoruz. Ve dünyada sadece ve sadece biz çekiyoruz. Buyurun, bunun da belgesi şu anda ekranda. 10 Temmuz itibariyle Avrupa'daki akaryakıt fiyatlarını şu anda görebiliyorsunuz. Avrupa'da Karadeniz'in karşısındaki kargaşanın ilk başladığı dönem, yani 1,5 sene önce kadar mazot 2 eurolara kadar dayanmış, hatta geçmişti. Zamanla yerine oturdukça, Brent düştükçe 1,60, 1,70 euro bandına kadar gerilemiş durumda. Biz de şöyle küçük bir hesap yaptık. Ortalama 2000 euro maaş alan bir Avrupalı maaşıyla yaklaşık 1200 litre mazot satın alabiliyor. Türkiye'de ise bugünkü gelen yeni zamla birlikte bir asgari ücretli vatandaşımız ancak 350 litre mazot alabiliyor. Bakın, 3 kattan fazla bir artıştan söz ediyoruz. Yani alım gücüne oranla Avrupa'dan 3 kat daha pahalıya mazot alıyoruz. Şimdi ne var kardeşim, az binsinler diyenler olabilir. Değerli arkadaşlar, mazota yapılan zam sebzeden suya, peynirden süte, ulaşımdan nakliyeye,
aklınıza gelip gelebilecek her şeye etki ediyor. Ve dün gece yapılan zam, bugüne kadar yapılan en korkunç miktardaki bir zam olduğu için hayatımıza yansıması da bir o kadar daha korkunç olacak. Doğalgazı, elektriği saymadık. Şu anda elektrikte herhangi bir şey söylenmiyor. Fakat yine bugün itibariyle doğalgazın ÖTV'sine de %227 zam yapıldı. Bu demektir ki kış gelmeden film koptu. Artık ne anlatırız bilemiyoruz. Yabancı konusunu mu anlatalım? Şehitlerimize ne hesap vereceğimizi mi anlatalım? Yoksa yaşadığımız bu acı tabloyu mu anlatalım? Suriyeli boyutunu da anlatmadık bile. Yurt içi ve yurt dışında onlara da halen bakılmaya devam ediliyor. Emeklilerimize yapılan haksızlığı anlatmaya kalksak videolara sığmaz. Mazotun, benzinin, hayat pahalılığının bu kadar zirve yaptığı bir dönemde emekliye reva görülen 7500 liranın takdirini de siz değerli izleyenlerimize bırakıyoruz. Umuyoruz ki hükümetimiz artık şapkayı önüne koyar, bu işin sadece matematik hesaplarıyla yapılamayacağını, milletimize kulak verilmesi gerektiğini belirtiyoruz. Çünkü savunma sanayi başta olmak üzere, dış politikada ve ülke içindeki yatırımlar da dahil olmak üzere, 100 yılın başarısını sağlayabilen bir hükümetin bu konuda ısrarla hata yapmaya devam etmesine ve milletimize kulaklarını tıkamasını kabul edemiyoruz. Bu sorunlar bir an evvel çözülsün ki eski günlerdeki gibi savunma sanayi ve dış politikadaki gelişmeleri sevinçle, mutlulukla sizlere aktarabilelim diyoruz. Kim ki benim fethettiğim toprakların bir karışını yabancılara satarsa Allah'ın laneti onun üzerine olsun. Very good video Grajakla TV और बहुत ही sensitive चीज है और sensitive के साथ साथ बहुत ही खतरनाक भी है तुर्की के लिए और ये चीजें हम लोगों को काफी अरसे से पता चल रही हैं क्योंकि कुछ तुर्की के लोग हमसे जो है personally भी connected हैं उनसे भी काफी कुछ सुनने को मिलता रहता है और वो बताते हैं कि Syrians आके और जितने foreigners आके यहाँ पर क्या हाल कर रहे हैं और इकोनॉमी जो है वो बहुत ज़्यादा हर्ट हो रही है इनकी वजह से हमें जॉब नहीं मिल रही बहुत सारी जगह पे इनको फैसिलिटेट किया जा रहा है हर जगह पे ये लोग ज़्यादा इनको लिया जा रहा है बनिस्बत के तुर्कों को और ये आके किस्म का ये जैसे कहते हैं ना हाईजैक कर लेना एक चीज़ को वो सिचुएशन तुर्की में चल रही है इनकी वजह से इन्फ्लेमेशन भी है इनकी वजह से और भी बहुत सारे मसले मसाइल हो रहे हैं और क्योंकि उनका कल्चर डिफरेंट है वो कहीं जा रहे हैं बजाय के वो तुर्की के कल्चर में इन्वॉल्व होने के जाने के वो अपना कल्चर वहाँ पर थोपने की कोशिश कर रहे हैं जो कि बहुत ही हॉरिबल है हाँ। और बहुत गलत चीज़ है क्योंकि अगर आप कहीं पर जाते हैं किसी दूसरे मुल्क में आपने वहाँ पर जाके अगर आप उनमें जलन हो जाएंगे या बिल्कुल मर्ज हो जाएंगे उनको पता भी नहीं चलेगा बाहर से कोई बंदा आया है हाँ। वो क्योंकि आप उनकी कल्चर को समझ जाएंगे लैंग्वेज को समझ जाएंगे उनके जैसा दिखना शुरू कर देंगे तो उनको कोई मसला नहीं होगा लेकिन अगर आप अपना कल्चर घुसाएंगे अंदर और उनको कहेंगे जी हम तो ऐसे ही रहते हैं हम तो ऐसे ही करेंगे तो वो फिर चीज़ तकलीफ देह होती है और इसमें एक और चीज़ जो छोटी सी वीडियो में मुझे चीज़ नज़र आई जो कि मुझे भी बहुत ज़्यादा बुरी लगी वो ये कि जो इनके जो शहीद हैं जिन जिन चीज़ों की बुनियाद उनको उनकी शहादत में बनी थी यानी कि जिस तरह से वो मरे थे जिनके हाथों मरे थे उनके भी जो हैं वो ख़ानदानों को यहाँ पर आने की इजाज़त दी जा रही है जो कि मुझे इस चीज़ में मुझे समझ आई है क्योंकि वो गलत है आप आपने क्या उनसे पूछ के आए हैं मरने वालों के ख़ानदान से पूछ के आए हैं यहाँ पर आप उनको भी लिया जा रहा है कुछ रशियंस लड़कों को भी दिखाया गया जो उनके आगे ग्रैंड सन्स थे उस बंदे के जिन्होंने यहाँ पर आके कत्ल गारत की थी तो ये सब चीज़ें मुझे बहुत बुरी लग रही हैं और वाकई में इस वीडियो को जितना स्प्रेड कर सकते हैं करें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्यों फिर हाँ बिल्कुल और एक जो मुझे चीज़ इसमें लगी है कि किसी को भी आप जो है जब भी कोई ख़रीदता है प्रॉपर्टी ख़रीदता है कुछ भी ख़रीदता है उसको नेशनल उसको वहाँ के पासपोर्ट मिल जाता है लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है कि ये कहाँ से आया है बिल्कुल ऐसे ही है लेकिन शायद तुर्की में इस तरह हो रहा है हमें कंफर्म नहीं है लेकिन इस तरह हो रहा है कि वो पहचान ही उनकी ख़त्म होती जा रही है कि वो कहाँ से आए हैं ये चीज़ जो है तुर्कों के लिए बहुत एक क्वेश्चन मार्क है उनके लिए उनके उनको तकलीफ़ दे रही है ये चीज़ कि उनकी ज़मीन है उनके बड़ों ने इसको आज़ाद करवाया और यहाँ आके रहना शुरू हुए और उनके लिए आज़ाद करवाया और दूसरे लोग आके यहाँ रह रहे और सेकेंडली हम लोग बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ देखते हैं और हमें लोग भेजते भी हैं कि एक ऐसी जगह
जो कि जैसे पार्क्स हैं, सी एरिया है सब इंजॉय के लिए, लेकिन वहाँ पे जितने भी फॉरेनर्स आ रहे हैं, जितने भी हैं, उनको उनके कल्चर में, जिस तरह तहसीन ने कहा कि कल्चर में हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ एथिक्स होते हैं, हर कंट्री के हर लोगों के एथिक्स होते हैं, और जो लोग आए हैं बाहर से उनको उनके एथिक्स ही नहीं मालूम। असल में जो फिरा कहना चाह रही, जो वीडियो हमारे पास आई थी उसमें ये दिखाया जा रहा था कि एक जगह पे लिखा हुआ था कि इस पानी में नहाना मना है। हाँ। एक वहां से वाटरफॉल था, वो उसकी वीडियो भी हमारे पास आई थी, उसमें दिखाया कि यहाँ नहाना मना और कोई भी तुर्क वहां पर नहीं नहाता था। हाँ। तो उन्होंने दिखाया कि यहाँ पे सीरियंस जो हैं बच्चे और जो उनके बड़े थे, बड़े भी थे, वो मिलके नहा रहे हैं और पुलिस उनकी जो है वो मना कर रही है। हाँ, लेकिन वो मना नहीं हो रहे, बदतमीजी कर रहे हैं। तो ये बहुत बैड थिंग है और ये तुर्कों के लिए, हम लोग बिल्कुल इस पे और आप लोगों के साथ 20 साल हैं। हो चुके हैं इस बात को, 20 साल हो चुके हैं कि वो जो यहाँ के रह रहे हैं अब उनको वापस जाना चाहिए। ये भी एक पॉइंट उठाया जा रहा है, बिल्कुल। और ये भी कहा जा रहा है कि जो चीज गलत है उसको गलत कहना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम सपोर्ट करते हैं, कोई भी सपोर्ट करता है किसी को भी, तो आप जो चीज गलत कर रहे हैं उनको गलत कहना चाहिए, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ वाकई में हम लोग इस चीज़ को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। अगर हाँ। हम लोग भी कल को कहीं पे जाएंगे, इवन कि तुर्की भी आएंगे, हाँ। तो हमें पता है कि हम तुर्की में हमने किस तरह से रहना है, बिल्कुल, ताकि किसी को तकलीफ ना हो, उनके लॉज को हमने कैसे फॉलो करना है। हाँ। उनकी रिस्ट्रिक्शन से कैसे हमने पीछे हटना है, और जिस जिस चीज से मना किया गया वो काम नहीं करना, जिस चीज की इजाज़त है वो काम कर सकते हैं। ये एथिकल है, ये एथिक्स में आता है। आप इवन के किसी कंट्री की बात छोड़ें, आप किसी गांव देहात में पाकिस्तान में भी जाएं तो आपको पता होता है ये हमारा ट्राइबल एरिया है, यहाँ पर हमने ये काम नहीं करना, ये काम नहीं करना। हाँ। आप वहां पर जाके अपने आप को ढालते हैं ताकि उनको तकलीफ ना हो। एक पड़ोसी भी अगर आप दो घर आपस में होना, तो उनका भी यही होता है कि एक घर जो दूसरे घर को तकलीफ ना दे। अगर उनको कोई चीज पसंद नहीं है तो ये लोग वो नहीं करें। और अल्लाह ताला ने भी इसीलिए हकूक रखे हैं, बिल्कुल ऐसी है। तो पहला तुर्की पे जो हक है वो तुर्कों का है, वो इन लोगों का नहीं है। ये आउटलैंडर्स हैं, ये बाहर से आए हुए हैं, इनको वहां पर आके किसी को तकलीफ नहीं देनी चाहिए, अपनी लिमिट में रहना चाहिए। और गवर्नमेंट को इस बात को सोचना चाहिए कि लिमिटेड देना चाहिए, बिल्कुल, किसी को भी को अगर उनको आ सकता है तो एक लिमिटेड हद तक आ सकता, बिल्कुल, है, बिल्कुल। और उनको अलग से रखना कुछ चाहिए, कुछ चीजों को उनको हकूक नहीं देने चाहिए। एक उनको, तुर्कों में और हाँ, उनमें थोड़ा फर्क तो हो, फर्क तो हो। आप उन्हें कहे जी आप ये काम नहीं कर सकते, ये सिर्फ हमारे नेशनल्स कर सकते हैं, ये हमारे यहाँ पर जो लोग पैदा हुए हैं, जो हाँ, हमारे तुर्क लोग हैं उनके अंदर होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा करना पड़ेगा, क्योंकि तुर्की में ये बहुत मसला दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और हमें बहुत सारी इस तरह की चीजें सुनने में आती है, बिल्कुल। तो बहुत ही अमेजिंग वीडियो है ग्रेचकलर टीवी की, इनकी टीवी जो वीडियो है इसको मजीद और शेयर करें ताकि और लोगों तक बात पहुंचे और इस पे लोगों को पता लगना चाहिए। थैंक यू सो मच, जिन्होंने लिंक शेयर किया, इसका ओरिजिनल लिंक डिस्क्रिप्शन में है। ग्रेचकलर टीवी को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ हमें भी लाइक करते सब्सक्राइब कर दें और वीडियोज़ को शेयर किया करें और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो के साथ, अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अपने घरों महफूज रहिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।